Arkadaşlar arabaya ilk bindiğimiz zaman önce koltuğumuzu ayarlıyoruz. Koltuğumuzu ayarlayalım. Koltuğu ayarlamak için debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Ayağımız rahat basıyor mu diye. Diğer pedallara da böyle basabiliriz. Daha sonra arkadaşlar koltuğumuzu ayarladıktan sonra iç aynamızı, daha sonra aracımızın vitesini boşa alıp debriyaja basıp kontağı yarım çevirip buradan da sağ taraftan şurada ayna yerinden aynalarımızı ayarlayacağız arkadaşlar. Sağ sol aynaları buradan ayarlıyoruz. Eğer aynalarımız ayarlıysa oradan uğraşmamıza gerek yok. Daha sonra bütün ayarları yaptıktan sonra kemerimizi takıyoruz. Kemerimizi taktıktan sonra arkadaşlar aracımızı çalıştırmak için debriyaja basıyoruz. Vitesi boşalıyoruz. Aynı zamanda freni basıyoruz. Vitesi boşaldıktan sonra kontağı çeviriyoruz. Aracımızı çalıştırdık. İlk kalkış nasıl yapılır onu göreceğiz. Önce kalkmadan önce sola sinyalimizi yakıyoruz. Debriyaja bastığımız için vitesi 1'e alıyoruz şimdi. 1'e alalım. 1'e aldıktan sonra sol aynaya bakıyoruz. Araç gelmiyorsa eğer arkadaşlar el frenini indirdikten sonra ayağımızı yavaş yavaş debriyajdan kaldırıyoruz. Debriyajdan kaldırdıktan sonra arkadaşlar çıkalım öyle. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar yolun en soluna değil en sağ şeritinden devam ediyoruz. Araç hızını aldıktan sonra devrini ikinci vitese atıyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde yolun trafiğin akışına göre devam ediyoruz. Araç içinde L park ayarlaması nasıl yapılır onu göreceğiz. Şu bir önündeki dubanın önüne doğru gidelim şöyle. Tam ortada arkadaşlar dubayı, iki dubanın tam ortasına gidiyoruz. Birinci dubanın değil ikinci dubanın yanında duruyoruz. İkinci dubanımız bu. Devam ediyoruz. Burada durduktan sonra arkadaşlar oturduğunuz koltuk hizasından baktığınız zaman yandaki dubanın üstünde beyaz çizgi boya, altındaki gri, turuncu ve gri, yani iki tane gri görmemiz gerekiyor. İki griyi gördükten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. İki griyi gördükten sonra direksiyonumuzu tam sağa doğru çeviriyoruz. Tam sağa çevirdikten sonra vitesimizi geriye alıyoruz. Sağ aynadan bakaraktan arkadaşlar geri geliyoruz. Bakın sağ aynadan izlediğimiz zaman duba gözüküyor. Dubanın tam içine gireceğiz şimdi. Yavaş yavaş geliyoruz. Dubanın içine girdikten sonra yavaş yavaş önümüze dönüyoruz. Önümüze döndükten sonra arkadaşlar karşıyı tam düz görmemiz gerekiyor. Karşıyı tam düz gördükten sonra direksiyonumuzu toplamamız gerekecek. Toplama olayı ise şu direksiyonu 1,5 tur çeviriyoruz. Çeviriyoruz. 1, yarım ve 1. Tamam. Şu anda direksiyonumuz toplandı ve geri geliyoruz. Geri geldikten sonra arkadaşlar ne zaman duracağız? Soldaki dubayı ön camda gördükten sonra duracağız. Soldaki dubayı ön camda görüyoruz. Biraz daha geldikten sonra evet. Ön camdan dubayı gördük ve duruyoruz. Çıkarken sağ sinyal veriyoruz. Sağımızdaki duba kapı kulpumuzun hizasına gelecek. Sağımızdaki duba kapı kulpumuzun hizasına geliyor. Sağ sinyalimizi yaktık. Direksiyonu çevirmedik. Devam ediyoruz. Kapı kulpumuzun hizasına geliyor. Biraz daha ileri gidiyoruz. Sağa doğru çeviriyoruz şu anda. Sağa doğru çevirdikten sonra yavaş yavaş yürüyoruz. Evet, yavaş yavaş yürüyoruz. Ve karşımız düz olunca arkadaşlar direksiyonu topluyoruz. Şu bir sonraki git. Park için dubanın yanına yanaştık. Şimdi arka camdaki dubayı, arka taraftaki dubayı arka cama hizalayacağız. Biraz geri geldikten sonra bakın dubayı görüyorsunuz. Duba arka camın hizasına denk gelecek arkadaşlar. Arka camın hizasına denk geldikten sonra duruyoruz. Bakın şu anda durduk. Dubanın yanında durduk arkadaşlar. Direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Tam sağa çevirdikten sonra sol aynaya bakıyoruz. Sol aynadan kaldırımın üzerindeki çizgi göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş geri geliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada debriyajı bir anda bırakmıyoruz. Debriyaj yarıda duruyor ayağımızda. Bir anda bırakmıyoruz kesinlikle. Biraz daha geliyoruz. Tam net gördükten sonra bakın arkadaşlar birazdan gözükecek aynadan. Tamam. Şimdi tam beyaz çizgiyi aynadan gördük. Gördükten sonra arkadaşlar direksiyonumuzu düzlememiz gerekiyor. Direksiyonu düzleme dediğimiz olay
şu logonun yani direksiyonun 1,5 tur atması, şu logo üzerindeki hayvan figürünün ayakları 2 defa yere gelecek. Şimdi çeviriyoruz. 1 çevirdik. 2. Buradan sonra şuradaki dubayı bizim aynamızda hizalıyoruz. Onun da kısa yolu ne? Arabamızın kapı kulp hizasına getirme. Yani dubayla kapı kulpa iç hizaya gelecek. Geliyoruz yavaş yavaş. Şu anda gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar, kapı kulpu ve duba hizalı. Ne yapacağız şimdi? Direksiyonumuzu tam sola çevireceğiz. Arabamızın önü içeri girsin diye. Çevir sola. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Arabamızı içeri sokacağız. Yavaş yavaş geri geliyoruz. Karşıyı tam düz gördükten sonra, yani dubaları tam karşımızda gördükten sonra duruyoruz. Geliyoruz. Biraz daha geleceğiz. Ve şu anda dubalar karşımızda. Şu anda paralel parka girmiş durumdayız arkadaşlar. Paralel parkımız şu anda oldu. Bunun kontrolünü sağlayacağız şimdi. Kapıyı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, saldırıma 10 santimlik mesafe var ya da yok. Bu şekilde giriliyor. Dışarıdan da göstereyim. Dışarıdan aracımızın paralel parka nasıl girdiğini göreceğiz. Onun için ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, şeritli dubaları görüyoruz. Şeritli dubaların yanında duracağız. Biz bir öndeki dubanın yanında duralım. Şeritli dubanın yanında durarken arada bir insan mesafesi, yani benim sağlayacağım kadar, yani bir kapı açım mesafe olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar, devam ediyor. Şeritli dubanın yanında duruyor. Durduktan sonra arkadaşlar, bakın şu anda dubanın yanında durduk. Mesafemiz bir kapı açım olacak. Durduktan sonra arkadaşlar, şuradaki dubayı, yani arkadaki dubayı bizim arabamızın arka cam hizasına, yani arka cam yazısı hizasına getiriyoruz. Bu dubayı arka cam yazısı hizasına getiriyoruz. Gel geri ayarla. Getirdikten sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Direksiyonu tam sağa çevirdikten sonra yavaş yavaş gelirken arkadaşlar, şuradaki, hemen yakınlaştırayım, bu çizgiyi nerede göreceğiz? Sol aynamızda çizgiyi göreceğiz. Çizgiyi sol aynamızda gördükten sonra duruyoruz. Durduktan sonra arkadaşlar direksiyonumuzu topluyoruz. Toplayalım direksiyonu. Evet, direksiyonumuzu topladık. Daha sonra şu dubayı, yani yanımızdaki dubayı, cam hizasındaki dubayı kapı kulpunun hizasına getiriyoruz. Yani pardon, ayna hizasına getiriyoruz. Ayna hizasına geldikten sonra duruyoruz. Nereye çeviriyoruz direksiyonu? Tam sola çeviriyoruz. Direksiyonu sola çevirdikten sonra yarım debriyajla arkadaşlar yavaş yavaş geliyoruz. Evet, yarım debriyajla yavaş yavaş geliyoruz. Bakın arkadaşlar, tekerlekler çizgiye basacak. Aracımızın önü tam düz olduktan sonra duracağız. Biraz daha geri gelelim. Biraz daha geldikten sonra bakın arkadaşlar, aracımız tam şu anda çizgiye basıyor. Direksiyonu topluyoruz ve parkımız bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Çıkarken ise sol sinyal yakıyoruz. Çıkarken sol sinyal yaktıktan sonra arkadaşlar, buradaki dubayı geçtikten sonra, yani şu dubayı geçtikten sonra direksiyonumuzu çeviriyoruz. Ne tarafa? Sola doğru. Şimdi çevirdik. Yavaş yavaş şimdi çıkıyor arkadaş. Bakın geçiyor. Geçtikten sonra direksiyonumuzu topluyoruz. Çıkış da bu şekilde arkadaşlar. Çıkarken ve girerken kesinlikle ani hızlanma ve gaz yapmıyoruz. Yarım debriyajla yapıyoruz. Rampada aracımızı geri kaçırmadan kaldırmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle aracımızın kalkış yapmadan önce sol sinyalimizi yakıyoruz. Sol sinyalimizi yaktık. Sol sinyalimizi yaktıktan sonra vitesimiz boştaysa eğer 1'e çekiyoruz. Vitesimizi 1'e aldık. 1'e aldıktan sonra arkadaşlar ayağımızı hem frende hem debriyajda şu anda sabit kalacak. Debriyajdaki ayağımızı yavaş yavaş kaldırıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Kaldırdıktan sonra aracımızın bir motor sesi titremeye başlıyor. Titreme sesini duyduktan sonra freni bırakıyoruz. Freni bıraktıktan sonra arkadaşlar hafif gaza dokunuyoruz. O esnada ayağımız hala debriyajda. 3-5 saniye boyunca ayağımız debriyajda kalıyor. Araç 5-10 metre ilerledikten sonra debriyajımızı bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra da sinyalimizi kapatıyoruz ve gaza basıp iyice hızlanıp devrimini aldıktan sonra aracımızı ikinci vitese geçiyoruz.
dönüşü, yani ada olmadan U dönüşü nasıl yapılır onu göreceğiz. Karşı ayaklar çekilen arkadaşlar hızımızı düşürüyoruz. Vitesimizi 2'ye çekiyoruz. Vitesi 2'ye aldıktan sonra frenliyoruz. Hızımızı 30'un altına 20'ye getiriyoruz. Karşı ayağa giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra ileriye doğru geniş alıyoruz. Bakın genişten dönüyoruz. Araç varsa eğer bekliyoruz, yoksa dönüyoruz. Dönerken dıştan dönüyoruz arkadaşlar, dışa doğru. Çıkarken en sağ şeritte kalmamız gerekiyor ki diğer taraftan gelen araçlar bize çarpmasın. Araç sollama nasıl yapılır onu uygulayacağız. Araç sollamaya geçmeden önce sol sinyalimizi yakıyoruz. Aynamıza bakıyoruz, arkadan bizi geçmeye çalışan bir araç var mı, yok. Önümüzdeki aracın bir sollama niyeti var mı, yok. Yerdeki çizgiye bakıyoruz, kesik çizgi. Kesik çizgi ise ne yapıyoruz, sollamaya geçiyoruz. Sollamaya geçerken sert hareketler yapmıyoruz. Direksiyonu bir anda kırmıyoruz. Sol şeritteyken gaza basıyoruz arkadaşlar. İyice gaza bastıktan sonra yanımızdaki arabayı geçiyoruz. Aracı geçtikten sonra arkadaşlar sol sinyalimiz hala açık kalıyor. Şu aynada geçtiğimiz aracı gördükten sonra arkadaşlar sağ sinyali yakıyoruz. Sağ sinyali yaktıktan sonra yavaş yavaş sağ şeride giriyoruz. Sollama bittikten sonra sağ sinyali kapatıyoruz ve düz devam ediyoruz. Kesinlikle arkadaşlar sollamayı bir anda yapmıyoruz. Aynalarda aracı görmeden şerit değiştirmiyoruz. Ani fren alanına yaklaşma ve ani fren yapmayı göreceğiz. Ani fren alanına gelmeden önce arkadaşlar sağ sinyalimizi yakıyoruz. Yakalım. Sağ sinyalini yaktıktan sonra ani fren alanımız, ileride şimdi size göstereceğim alanımızı. Evet, burada yaya geçidi levhasının orada dubanın yan tarafı ani fren alanı. Burada şu alana sağa doğru giriyoruz yavaşça. Girdikten sonra arkadaşlar burada debriyaja basıyoruz. Frenle hızımızı 30'a getiriyoruz. 30'dayken bir anda ani fren yapıyoruz. Ben bastığınca bas arkadaşım. Şimdi hızımızı 30'da sabit devam ediyoruz. Şimdi ani fren yapalım. Ani fren yaptıktan sonra arkadaşlar bakın kesinlikle ayağımız hem debriyajda hem frende kalacak. Vitesimizi durduktan sonra 1'e alıyoruz. 1'e aldıktan sonra kalkış için arkadaşlar tekrardan sola sinyal yakıyoruz. Aynamıza bakıyoruz. Arkadan araç gelmiyor ise, önümüz boşsa düz devam edebiliriz. Eğer araç gelmiyorsa yola da çıkabiliriz. Önümüz boş şu anda, biz düz devam edelim. Kalkışı yaptık. Sola sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş sol şeride doğru geçiyoruz. Arkadan araç gelmiyorsa. Evet, şu anda ani fren de bu şekilde arkadaşlar. Geriye gitme, 25 metre geri gitme için anlatmamızdan. Dubaları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada komisyon bize herhangi bir dubada dur diyeceğiz. Mesela biz şu anda bu dubada duracağız. Şu ilerideki dubada duralım. Bakın ilerideki dubada durduk. Burada dururken arkadaşlar mesafemiz şu şekilde olacak. Kaldırıma ne yakın ne uzak. Aynadan görüyorsunuz bakın kaldırım mesafesini. Durduğumuz şekilde de direksiyonumuz düz duracak. Ve kesinlikle aracımızda debriyajımızı tam kaldırmayacağız. Debriyajımız yarıda kalacak. Bu şekilde arkadaşlar aynadan bakarak dümdüz geri geri gelmeye çalışacağız. Şu duba önümüzde kaldığı gibi geri geri gelirken de arkadaşlar duba önümüzde kalacak. Araba eğer kaldırıma doğru giderse biz direksiyonu hafif yola doğru çevireceğiz. Ama araba eğer kaldırımdan uzaklaşırsa biz direksiyonu tam tersi yönde çevireceğiz. Yani yola doğru çıkıyorsa kaldırıma doğru çevireceğiz. Kaldırıma doğru gidiyorsa yola doğru çevireceğiz. Bu şekilde düz düz geri gelmeye çalışacağız. Ada etrafından U dönüş nasıl yapılır onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi sağ şeritteyiz. Onun için önce sol şeride geçmemiz gerekiyor. Sol şeride geçmek için sol sinyalimizi yakıyoruz. Belli bir mesafe yaklaşıyoruz. Kavşaklara 30 metre kala şehir içinde sola doğru geçiyoruz şimdi yavaş yavaş. Geçtikten sonra arkadaşlar sol taraftan adanın en dibinden giriyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi adanın yanına giriyoruz. Adanın dip tarafından girmemiz gerekiyor çünkü burada ada var. Ada dönüşü bu şekilde. Dönüp duralım. Döndükten sonra burada dur levhası var. Ne demek? Dur diyor. Durduktan sonra arkadaşlar sağımıza bakıyoruz. Araç var mı? Yok. Araç yoksa ne yapıyoruz? Birini vitese atıp tekrardan geniş açıyla geniş bir şekilde yolun en sağ tarafına doğru yanaşıyoruz. En sağdan devam ediyoruz.